animasyon otelde olur. O başka bir şey. O... Aa, pool bar. Давай, давай. Хорошо. Добрый вечер, добрый. Animasyon budur. Arabada 5, evde 15. Başıma da giderse. Gelmezsin. Arabada 5, evde 15. Başıma da giderse. Ağaya beleş. 20 yıldır benim arkadaşımsın. Lan. Bu adamı üzme. Lan. Eyvah, Ziya geliyor. Kaçalım. Senin kızı akşam simidi gibi çıtır çıtır çıtlıyorlar. Konuşma, geber ulan. Ne yaptın be oğlum? Her hafta cinayet işliyorsun, her hafta kendini mahpushanelere atıyorsun. Neden sen böyle psikolojik sorunlara girdin ya? Bakın bakın ne anlatacağım, bakın ne anlatacağım, bakın ne anlatacağım. 1600'lerin başında süt arabaları çıkıyor. Peki bu süt arabaları neyi yiyor? Doğu Anadolu yöresine kebabı yemekten kuyruk yağı, yemekten bir mukoza çıkıyor. Mesela Volkan arkadaşımız Gaziantep'lidir. Bakın çıkan mukoza... O yüzden başarılı. Bak çıkan mukozaya bak. Kobe dediğin adam mert delikanlı olur. Bunlar affedersin şerefsiz bunlar. Şey Sinan Bey, geçen bu Peter Jackson'ın çektiği King Kong var ya, onu izledim tekrar. Ne? DVD'den. King Kong. Evet. Şey diyeceğim yani, sinema endüstrisi ne kadar gelişmiş. Yani o gorilin halleri falan çok gerçekçi yani. Artık 3D animasyonda inanılmaz boyutlara ulaşmışlar. Onu diyeceğim. Ne? Evet. 3D animasyon. Tabii 3D animasyon da yapıyorlar. 3D animasyon. 3D ne lan? Bilgisayar animasyonu. Ne 3D ne? 3 boyut. Ne 3D? Ne bileyim. Bilmiyorsan niye konuşuyorsun? Her şeyi bilmek zorunda mıyım canım? Tabii ki değilsini bilmiyorum. 3 boyutlu animasyon olduğunu biliyorum. Benim yediğim ne? Dondurma. Bak bunu biliyorsun. Biliyorum tabii. Dondurmayı biliyorsun, yiyorum ben de. Sinan Bey, 3D'in... 3D'in ne diyorum? Cevap veremiyorsun. Animasyon ne? Animasyon ne? Ne animasyon ne? Animasyon? Bırak animasyon demeyi. Animasyon nedir? İşte odur. İşte odur demekle olmaz. Animasyon nedir? Ekranda... Ekran demekle olmaz. Animasyon nedir? Üç boyutlu animasyon. Üç boyutlu demekle olmaz. Animasyon nedir? Bilgisayarda... Bilgisayar deyince animasyon olmaz. Nedir animasyon? Ne bileyim nedir? Animasyon ne canım? Ne animasyon? Bu işte. Bak onu bile bilmiyorum. Bu ne? Dosya. Bunu biliyorsun, animasyonu bilmiyorsun. Biliyorum animasyonu. Bilmediğin mecralarda konuşmayacaksın. Animasyon otelde olur. O başka bir şey. O... Aa, pool bar. Давай, давай. Хорошо. Добрый вечер, добрый. Animasyon budur. O başka bir şey. O hadi ya. Animatörlerin yaptığı eğlenceler. Animatör denir animasyona, animatör yapar. Evet. Tek doğru cümlem bu gece. Onların ismi... Animasyon otelde olur. Bilgisayarda falan olmaz. Ayşegül Hanım, benim bildiğiniz gibi bir kaset çalışmalarım daha evveliyatında da vardı burada arkadaşlar da bir Oklahoma rüzgarı adında. O kasetten pek muvaffak olamadık. O yüzden yeni kaset çalışmam var. Artık İstanbul piyasasını da zorlamanın vakti. Çünkü artık herkes kendi kulvarında belli kapıların, şeylerin, kuyuların suyu neden öyle bir şey deniyor işte. Suların başını tutmuş. Oradan bize hayır gelmiyor yani. O yüzden artık Ankara'ya taşınacağım. Ankaralı Nevri olarak bir kaset çıkartacağım. Ve bu güzel adam benim hayatımı ilk gördüğümde hayatımı değiştiren adam, bu yanımda oturan adam beni kol kanat geriyor bana, yalan mı? Doğru söylüyorsun. Oo! Ayşegül Hanım, Nevriye bize geldi. Çok güzel türküleri var. Şimdi Ankaralı Nevriye adında ona güzel bir kaset yapıyoruz. Yalnız bir Cengiz sıkıntısı var herhalde. Ayşegül Hanım bak, adam sanat adamı ama Cengiz'le olan sıkıntımı bilebiliyor. Yani bu Cengiz'i artık ben hayatımda istemiyorum. Ankara'ya da taşındım. Ankara'da Ankaralı namıkla birebir nişan yaptık. Değil mi bu hafta sonu? Bir nişanımız meydana geldi. Kurdele kestik. Kırmızı kurdeleyi yuttuk. İnşallah şey olacak. Yeni kaset çalışması mükemmel gidiyor. Zaten kendisi biliyor. Cengiz'i de beni bir daha aramasın. Artık ben Ankara'nın Nevriyesi olacağım. Yani Ankara'ya taşınacağım, Ankara'da yaşayacağım. Oo! Başak demeyin. Cengiz'e de buradan selam olsun. Bu adam, bu beni iyi Ankaralı namık, benim çok güzel. Arabada 5, evde 15 bizim. İlişki böyle. İstersen git programımıza bir güzel şarkıyla devam edelim. Düet yapıyorum ben kendisiyle. Hani böyle Pavarotti, Selin Dion düetleri. Ankaralı namık, Ankaralı Nevriye düet olacak. Şimdi o şarkı bir düet olarak okuyalım biz size. Çal koçum. Şimdi bu sazı ilk defa bir... Ha aşağı olalım, onu da söylemek lazım. Bu sazı bakın. Adamın sanatçı kişiliği belli. Bu sazı ben verdiğimde buna dedi bu ne? Dedim ki benim bütçem belli aşağı olalım ya. Benim bütçem belli. Ben 30 milyon alabildim bu sazı 30 milyona.
He, kötü bir söz ama yani gönül tellerimi dayadım döşedim ağalarına ama Cengiz. Beni buradan diyorsan bak ne zaman sana bir söz aldım da bilmem ne. Benim gönül tellerimi ağalarına ama döşedim ben. Evet ağalarına ama. Arabada beş mi söylüyorsun? Arabada beş ya, onu bir düet yapalım. Hep beraber. Hep beraber. Yakacaksın sobayı, ısıracaksın odayı. Saat beşe gelince de göreceksin pupayı. Arabada beş, evde on beş, hoşuma da giderse bedava. Arabada beş, evde on beş, hoşuma da giderse bendesin. Arabada beş, evde on beş, hoşuma da giderse ahaya beleş. Ya. Olsun kırıldık. Oy kalçalar kalçalar, domatesli salçalar. Evliye kafayı bulunca. Aman Allah'ım da öyle bir çalkalarım. Çalkalar. Arabada beş. Cengiz arabada beş, evde on beş. Hoşuma da giderse. Bedava. Arabada beş. Evde on beş. Hoşuma da giderse. Döndürsün. Arabada beş. Evde on beş. Hoşuma da giderse. Ağaya beleş. Kahrol düşman. Al sana bomba. Teşekkürler. Evet Ayşegül Hanım, buradan Cengiz'e çok önemli bir laf etmek istiyorum. Kahrol düşman. Al sana bomba. Kahrol düşman. Al sana bomba. Oh. Ben Ankara dünyalar yaşadım hayatımda. Artık Ankara'nın namıkla. Ankara'da Ankara'nın bayırın doğmasını gezerken böyle taradin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 d
sanatçısın artık. Sen moralin çok iyi olmasa da sen insanları eğlendireceksin. Cengiz, Cengiz'e ben bir kelime konuşayım. Bir daha yayına bağlatayım da o zaman öyle konuş. O zaman bir daha bağlansın. Yani aşağı olanın bağ, Cengiz'i bağlayın bana. Alo. Lütfen bu telefonu Cengiz bağlansın. Alo. Ha bağlandı mı? Ayşegül Hanım. Alo Cengiz. Ayşegül Hanım. Bak artık Ayşe yanımda Ankaralı Namık var, onunla beraber Ankara'dayım he. Sakın beni gelip de Ankaralardan almaya kalkma. Seni Ankara'da başına dar ederim. Ayşegül Hanım. Sana konuşuyorum. Bak Cengiz. Efendim lan. Ankara'ya sakın geleyim deme. Evet. Ankara il sınırı yazdığı yerden geri dön. Yok ya. Yoksa Ankara'yı dar ederim seni. Tabela var il sınırı, oradan sana geri dön. Sana mı soracağım? Sana mı soracağım ben onu? Nevriye artık? Sanatçı kişiliğiyle insanların karşısına çıkacak. Telefonla, mesajla, evet, falanla filanla sakın car çürt yapayım demeyeceğim. Hep bana mesaj atıyor. Atacağım tabi lan, benim karım bir misin sen? Motivasyonunu bozuyorsun. Benim motivasyonum bozuyor. Geçenki çekimlerde senin o yüzden canın sıkıldı. Çok canım sıkıldı. Ben niye canın sıkıldı Cengiz be? Cengiz bak, yarın bant kaydındayız. Stüdyodayız. Bu gece. Evet. Sakın. Denemesini yapacağız. Yarın arkadaşım, arkadaşını aramayacak. Oralardan konuşup. Ayşegül Hanım, öncelikle yapım ve engdemeye geçen herkesin Allah belasını versin demek istiyorum. O Ankara'nın namı kimmiş orada? Bana onun bir cevabını versinler bakalım. Ankara'nın namı kimmiş? Ne karışıyor diyor ya? Cengiz, beni Ankara'da tanırlar koçum. Kim tanır lan? Benim. Evet, bak, kim tanır seni? Adam gibi konuş. Beni de İstanbul'da tanırlar. Cengiz Budak dedim mi? Sen bu Nevriye'yi bırakacaksın. İşine gücüne bakacaksın kardeşim. Sana mı soracağım güzel okay arkadaşım? Sana mı soracağım? Okey mi okey? Okey mi lan? Nevriye okey'e dektaş dönüyorsun da haberin yok. Benim problemim onunla. Sen çekil aradan. Benim işim gücüm onunla diyor. Şuna bir ses çıkış ne olur ya. Cengiz'im bak. Evet. Güzel kardeşim. Efendim güzel kardeşim. Nevriye yatırım yaptık. Para harcadık. Yok ya. Diksiyon kurslarına gönderdik. Yok şan ya. Ne kadar düzgün konuşuyorum. Şan eğitimi aldı. Şan eğitimi. Ama hanımefendi seni görünce şekli değişiyor. Artık Nevriye Ankaralı namı. Değişecek Ankaralı tabii. Nevriye aşkı da. Ne aşkı da sabittir. Ne? Sabittir. Niye konuşam? Ankara'nın Nevriye'ye ne dersin, Ankara'nın namına çarpar, anladın mı? Bak, ya ne yaparsanız yapın lan. Ankara'nın girişinde bir sınırı tabelası var. Oradan geri döneceğim. Ankara'ya gelenin var ya, Ankara'ya gelenin ta Allah belasını ver. Şerefsizlik atma ha, doğru konuş. Şerefsiz. Seni almaya gelenin ta Allah belasını ver. Aşkın hanım, ben neler yaşadım, böyle bir şey yapsana böyle içine. He çal çal. Aman Allah, ben neler yaşadım da. Aman ben neler yaşadım da. Aman Allah. Cengizlere kaldı da benim yüreğimin dört tane de bozdular da. Aman derdi başından aşkın olan benim de. Aman başım duman duman yanar, gözüm kalşalarım da, her yerim de ağrı, seni görünce hayatım kararı benim. Hadi lan oradayım, hadi lan oradayım, hadi lan oradayım. Rüç oldu biraz, davay davay rüça. Bana Ruslarla şey yaptın, davay davay lazım.
güzel Rus'tur. En güzel Rus'tur. Aman yollar bitti de benim aşkım bitmedi de. Sen oğlum çağır arkaya müzik koy oğlum. Aman o saça yağmur işlemez, çamur işlemez, hiçbir şey işlemez. Mükemmel bir samur gibi mi? Hayranım ben aman. Samur diyor lan. Ömrümü birleştirdim. Onunla yaşayacağım, onunla ama ben Ayşe Kulan'ım. Bu programımıza bir uzun havayla devam Ayşe etmek istiyorum. Ayşe Kulan'ım gelince oraya gelirsem hepinizi tatmin ederim. Hepinizi tatmin ederim. Alo. Çekil lan. Nevriye! Cengi! Allah vallahi belanı bir... Gerizekalı lan! Evet sevgili seyircilerimiz, dakikada 4 geyik başlamak üzere. Ben bildiğiniz gibi Sebil Üzgüntürk, Manşet Cağaloğlu, tabii ki Kılcal abi ve tramvaya bakan. Kılcal abi bu... Demirbaşlar! Demirbaşlar! Evet artık öyle olduk. Bu... En son çıkan haberler bu kızlarımızın afişe edilmesi ve sen işlerinden bir tanesini tanıyorsun. Sen de bunu doğru. Manşete aldın. Ben manşete aldım. Manşet aldıysan manşette. Doğru bir davranış söz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sözünü balla keseceğim Kılcal abi. Kapılarından alınıp daha hiçbir sorguları bir şey yapılmadan hastaneye götürülüp bu olacak iş değil ve afişe edildiler. Zan altında bırakıldılar. Evet, bir iki ben tane bunu de söyleyeceğim. Evet. Futbolcular da futbolcu zan altında bırakıldı. Şimdi ben sen tanıyorsun o insanları. Futbolcu tarafıyla ben ilgilenmek istiyorum. Çünkü yani ben spor yazarıyım zaten. Kılcal abi de ya o kadınlardan, hanımefendilerden bazılarını tanıdığı için o konuda konuşmam. Bakın. Şimdi burada sen hiç şahit oldun mu böyle? Esas problem şu. Yine bu fanatiklik. Bakın. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe renkler altında yine ayırdık. Bakın. Bakma şey şimdi bir yere atlıyoruz. Şuna dikkat edelim. Burada 20 yaşında genç kız, genç erkekler diyoruz değil mi? Evet. Ama nedense genç kızlar demeyi benim bu sevgili medyam kendine borç biliyor. Nerede kızlar? Nerede mankenler? Hep bunlara afişe ediyorlar. Bakın ne anlatıyorum? Bakın ne anlatıyorum? Samurat izi kalsın işte. Maşet, bir delil olmadan, bir tanık, avukatları yanında değil. Olmaz. Kadın çok erkek eşitliğine aykırı. Buradan herkesi göreve davet ediyorum. Bakın. Şey olmaz. Bakın ne anlatacağım. Duyanlar duymuştur. Bakın ne anlatacağım. 1300'lerde Marufa İtfaiye diye bir kuruluş kuruluyor. Hayır şimdi bakın olayın. Peki nedir bu kuruluş? Ne işe yarıyor? Sadece yangınları mı söndürmeye yarıyor bu kuruluş? Yoksa hayatımızda başka şeyler de mi götürüyor? Marufa'yı etfaiye. Evet. Kuruluşun sonucunda bugün İstanbul İtfaiyesi diye bildiğimiz olağan kitle ortaya çıkıyor. Tulumbalarla çalışıyordu bunlar. Tamam, bir yıl öncesine kadar. Ama yangın var. Bizler tulumbalardan itfaiye işlemi var. Medyada bir yangın var. Yangını çıkarttı. Bakın ne anlatacağım. Daha mahkemeye gelmedi. Bakın ne anlatacağım. Olay insani bir olay, olay adli bir olay. Buna göre olay. Daha karara bağlanmadan. Olay adli, çok doğru. Ve sen işlerinden bir tanesi tanıyorsun. Hiç böyle bir şeye şahit oldun mu? Abi. Ya şimdi bu insanlar hizmet sektöründe çalışan insanlar. İşini yapan insanlar. İşini yapıyor. Sen de hizmet sektöründesin, ben de hizmet sektöründesin. Hayır Kılcal abi, şu anda ama işlerini yapamayacak duruma getirdi bu insanlar Sebil'cim. Güzel bir bayansan, vücut ölçüleri 90-60-90 sa, bazıları sana ulaşmak istiyorsa. Hemen akla başka şey. Ve ulaşamıyorsa ne olacak? Dedikodu. At çamuru. İzi kalsın. Bak ne anlatacağım. Ben öyle bir patlayacağım ki, bak. Öyle bir patlayacağım ki. Ama patladığım zaman anayasamızın da Kılcal abiyle anayasamız mı? Yüzünden de oluyor Kılcal. Biz Kılcal abiyle konuştuk. Bu son görüşülen yasa tekliflerinde bunlar hiç düşünülmedi Kılcal abi. Ben hepsini sonuna kadar takip ettim. Meclis TV'yi takip ettim ve bunlar düşünülmüyor. Ya Meclis TV'de mecliste kaç tane kadın var manşet? Ya Sebil, kaç tane kadın var bizim vekillerimizin içinde? Çok az. Ve bu kadınlar barınamıyor. Manşet. %5'ten daha az parlamentodaki kadın. Buyur. Bakın ne anlatacağım. Kılcal abi. Oradan. Süt arabaları çıkıyor. 1700'ün başında süt arabaları çıkıyor. Alt komisyonda kurduk. Bu arabalar ne işe yarıyor? Böyle terbiyesiz olmaz. Kılcal abi bu konuda sonuna kadar katılıyor. Bakın ne anlatacağım. Peki, ne anlatacağım. Kurtlar 1600'lerin başında süt arabaları çıkıyor. Peki bu süt arabaları neyi yarıyor? Sadece evlere süt getirmeye mi? Hayır, mutlu bir yuva kurmaya yarıyor. Peki o mutlu yuvaların içinden çıkan çocuklar ne yapıyor? Hepsi birer devlet büyüğü mü oluyor? Sudoku diye bir oyun. Böyle... Sudoku. Yaşa Kılcal. Yaşa. Sudoku. Bak ne anlatacağım. Yaşa. Ya bu özentiliğimizden ne oldu? Damaya mı oldu? Bak Sudoku.
Bak ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Satranç oynanmıyor. Dama oynanmıyor artık. Eskiden satranç turnuvaları. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya bu Sudoku zaten nedir arkadaşlar ya? Sudoku 1770'lerin başında çıkıyor. Sudoku diye bir adam geliyor. Bakın ne anlatacağım. Bakın iyi dinleyin. Can kulağıyla dinleyin. Kulağınızı verin bana 5 dakika. 5 dakika beni dinleyin. Bakın ne anlatacağım. Bu konuda araştırma. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bakın ne anlatacağım. Kulağınızı bir 5 dakika bana verin. Çok bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Sudoku 1600'lerin başında çıkıyor. Olmaz. 1600 evet. Sudok diye bir adam buluyor. Peki Sudok neden Sudok oluyor? Çünkü adam önüne aldığı bilgilerle garip garip hareketler yapıyor. İzleyenler hepsi şaşırıyor. Bu adam ne yapıyor? Bu adamın ne yaptığını anlayamıyorlar. Bu adam diyor ki ben oyun oynuyorum. Ama oyunun ne olduğunu anlamıyorlar. Buradan da Kırcıl i̇şte, abi. İşte aynen diyeceksin? Bugünkü Barbie operasyonunda bizde bir oyun oynandı ve oyunun ne olduğunu anlayamadık. Sakın oyuna gelme. Sen denedin ve memnun kalmadın. Hayır hiç kalmadım memnun. Hayır Kılcal abi de bilir. Biz programa gelmeden önce konuştuk. Bir briç oynarken. Evet. Karşındaki eşinle abi, konuşursun. Yanındaki hasmınla sohbet edersin. Orası bir sosyalleşme alanıdır. Futbol bu gibi. Bu konuda biraz saksıyı çalıştım. De federasyonu son, son zihin olimpiyatlarında bizden kimse yok Kılcal maalesef. Abi. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Bakın, ve desteklenmiyor bunu evet. Yapan gençler. Evet desteklenmiyor. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın, desteklenmesine de imkan yok. Ne anlatacağım? Mümkün evet. Değil. Mümkün bu şartlar altında. Bu zihniyet kalmadı. Kılcal abi de biliyor. Mümkün değil. O zaman haftaya, haftaya tekrar buna kimse başladığımız zaman okumasın. Biz tavsiyelerimizi yine ileteceğiz. Sevgili seyirciler. Bakın bakın ne anlatacağım. Sevgili seyirciler programımız güzel, hoş sohbetiyle devam edecek ama süremiz de bir yere bakın, kadar. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Bir anlatsın. Bakın ne anlatacağım. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın programı kapatmam lazım programı da, ama zaten, vakti vakti tramvay, tamam sen kapat, tramvay kapat. Sen kapat programı dediler. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. O kapatmaz ona beni. Bakın ne anlatacağım. Onu anlatacak çok şey var abi. Yok 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 kapatacağım. Kapatacağım ama öyle bir kapatacağım ki. Bakın şimdi. Şiirle kapat. Bakın şimdi ne anlatacağım. Ben şiirle kapatacağım. Bir şiir okursam. 300'lü yıllarda, 300'lü yıllarda antik Yunan'da meyhaneler varmış. Program kapanmaz. Hayır hayır bakın ne anlatacağım lütfen. Kapanmaz değil mi? Bakın lütfen ne anlatacağım. Meyhanelerde insanlar şarkı söylüyorlarmış. Ve meyhaneleri kapatmamak için o meyhanede sarhoş olmuyorlarmış. Bu hikayenin devamı haftaya gelecek tramvayda. Sen kim onga? Tredi diye bir yafta yapıştırıyorsun. Doğru mu yanlış mı? Evet. Efekt onu. Dedim mi demedin mi? Dedim tabii. Tredi King Kong. King Kong. Daha başka birçok şey. Ne var? Jurassic Park var mesela. Ha dur o zaman. Sen Jurassic Park'a 3D yaftasını nasıl yapıştırıyorsun lan? Dinozor mu var canım? Dinozorları bilgisayarla yapıyorlar var işte. Var tabii o dinozorlar var tabii. Nerede var dinozor? Kim çekti onu Jurassic Park'ı? Kim çekti? Kim? Spielberg çekti. Spielberg'ü sen bir tane bana yalan dolanını anlat. Var mı yok mu? Var mı yok mu? Ne bileyim yok. Ta Jaws'tan beri adam doğruları açıklar. İyi yönetmen o işte. O dinozorların ne çektiklerini, o Jurassic Park'ta oynayan o dinozorların hangi sendikaya bağlı olduklarını, neler çektiklerini, kaçının ne ücret aldığını dair biliyorum. Dinozor işletme canım dinozor. Alır tabii. O milyonlarca dediğin yıl önce ölmüş hayvan. Ha, dinlemesini bilmesin ben konuşamam seni. Ama sendikada... Dinlemesini bilmesin ben seni konuşamam. Sendikada... Bu şekilde devam etmem. İyi konuşun. O dinozorlardan T-Rex var ya kocaman olan. Hatırlıyorsun. Var. 20 milyon dolar aldı o filmden. O ufacık canım raptorlara parasını vermediler. Sinan Beyciğim onlar... O raptorlar aç kaldılar. Onlar yok, yok onlar. Onlar öldü gitti. Yok ya. Meteor düştü, dünyada dinozor kalmadı. Meteor mu düştü? Tabii meteor düştü. Sen dünyaya meteor düştüğünü gördün mü la bugüne kadar? Görmedim milyonlarca yıl önce düşmüş. Nereden göreceğim? Nereden biliyorum? Anlatıyor bilim adamları. Meteor ne? Meteor göktaşı. Nedir meteor ne? Göktaşı, metal. Meteor olgusal olarak ne? Taş işte. Bak bilmiyorsun. Meteor zaten meteor. Bu ne? Dondurma. Bunu biliyorsun. Biliyorum tabii. Meteoru bilmiyorsun. Biliyorum meteor. Bilmediğin konuda konuşma. Dünya dışı. Ama ben ne bilmediğin konuda konuşma. Normal bir insanın beyninin ancak %10'unu kullanabildiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Bu oran çeşitli meslek gruplarında eksi ve artı sapmalar gösterebilir. Örneğin bir televizyoncu beyninin ancak %2'sini kullanabiliyor ya da %2'sini kullanması tavsiye edilir. Makbulü budur. Yıllar boyu süren bilimsel araştırmalar gösteriyor ki televizyon seyretmek beyni büyütüyor. Fakat ilginçtir, kullanılan alanı küçültüyor. Garip ama gerçek. Yazık günah vallahi. Ctrl Alt V.
Fleet. Format C. Superman var mı la? Sinemada var mı? Yok mu? Superman var evet. Superman var mı yok mu? Var, filmleri var. He? Filmleri var ne işte. Ne oldu? Superman'i oynayan kimdi? Christopher Reeve. Öldü mü? Allah rahmet eylesin öldü. Öldü değil mi? Öldü evet. Superman? Superman hala açıp izleyebilirsin. Var yaşıyor, o film. Yaşıyor değil mi hala? Superman yaşıyor. Christopher Reeve ile Superman aynı şey değil. Film çünkü o. Biri Christopher Reeve, diğeri Superman. Bunları ayıralım. Sinan Bey, Superman bir hayali, yok hayal ürünü bir karakter. Yok ya, uçuyor onların gençlere bak, Yılmaz Erdoğan'ın yanında duruyorduk Superman. Onun lakabı o. Hayır, kostümü de var, her şeyle Superman. Öyle sahneye çıkıyormuş. Hala da yaşıyor, geldi bizim filmde oynadı. Süpermen hayali. Süpermen de arkadaşım, Süpermen diye filmin içinde geçen cümleyi sana izlettiririm. Apışın kalırsın. Ne diyor? Süpermen diyor. Bu arkadaş Süpermen diyor. Şakasına diyor. Şakasına ya. Oğlum lan film çekiyor. Sinemanın şakası olmaz. Sinemanın şakası olmaz. Sinan Bey hayal. Çekildiği her şey masraf onun. Örümcek adam da mı gerçek? Sen bugün bir 35 milimetre filmin kutusuna kadar haberin var mı? Pahalı. Kaç? Pahalı bilmiyorum. $100. Siz nereden biliyorsunuz? Kaç kutu? Kardeşim çekiyor sinemacı. Kardeşim sinemacı. Biraderim sinemacı. Okulunu okudu. Çocuk. Sen sinemaya yalan dersen çocuk yalan yere mi okudu? Yalan malan demiyorum. 4 senesini yalan yere mi okudu o çocuk? O çocuk ÖSS sınavında Türkiye 50.si olup da yalan bölümüne mi girdi? Yalancı mı demeye çalışıyorsun sen benim biraderime? Ben yalan demiyorum. Sen benim öz kardeşime yalancı dedirtirsen ben sana Charlie Chaplin derim. Ben sana Azerbaycan petrolleri derim. Ben sana Mezopotamya'daki Fırat Dicle arasındaki bölüm derim. Ben sana Delta derim. Ben sana Maki derim. Bozkır derim. Sinan Bey. Ya. Sen konuştuğun lafı bileceksin. Ben bak çok iddialı laflar ediyorsun. Yarın bir gün ayağından topuna sıkıverirler. Hadi ben sıkmam. Böyle tehditlerle olmuyor ama. Kaba kuvvete girmeyin. Yo. Burada biz fikirleri tartışıyoruz. Gel. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir kesit ötesinden yine her zamanki gibi sizlere iyi akşamlar. Bu hafta yine Samet'in derin, hüzünlü ve ibret verici öyküsüne tanık olacağız sizlerle. Samet uzun süredir kız arkadaşı Mehtap'la birlikteydi. Yalnız bir sorunları vardı. Kavga etmişlerdi. Samet üzgündü. Ve bunu arkadaşı Volkan'la paylaşmıştı. Ya işte böyle entra basıyorsun gidiyor. Ne oldu Samet? Yine Mehtap'la kavga mı ettiniz? Nereden anladın? Bu entra basışından belli oluyor. Sen yine efkarlısın ya. Ne oldu? Niye kavga ettiniz? Ya işte hata bende. Kıza bağırdım, çağırdım, kalbini kırdım. Bilmiyorum nasıl barışacağız. Samet, bilirsin. Mehtap'la sen uzun süredir benim arkadaşımsınızdır. Mehtap'la dostluğun 20 yılı varan bir zamana dayanır. Sen ne de öyle. Ya siz ikiniz de çok iyi insanlarsınız. Niye anlaşamadınız ki? Volki, anlaşıyoruz anlaşmasına da ben bazen psikopatlaşıyorum. Hani diyorum 2000 tane gül göndersem barışır mı acaba? Çok iyi bir metot olabilir. Ama bence şöyle düşünmek gerekir. Her zaman maddi açıdan bakma bu olaya ya. O seni seviyor. Sen de onu seviyorsun ya. Niye yapamadınız ki? Anlamadım. Of, İnanılmaz. Of. Deli olacağım arkadaş ya. Boş ver ya. Sen canını sıkma. İşlerine bak. Samet'in hali kötü. Ben en iyisi gidip bir Mehtap'la konuşayım. Hadi ben kaçayım. Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi bir insandı. İyi bir çocuktu. Ne bulsa yerdi. Sokakta ne bulsa yerdi. Aristoteles'e inanırdı. Dinsiz, imansız. Bir garip bir insan ya. İtişleri iyiydi yani ama bicepsleri biraz zayıftı Samet. Samet çok iyi breakdance yapar ve Türkiye'ye R&B'ye getirmiş isim diyebilirim. Bana veya yaptı. Onun için bana veya sevmedim. Samet'in durumuna üzülen Volkan, çocukluk arkadaşı Mehtap'la Samet için konuşmaya gitmişti. Fakat onları orada küçük bir sürpriz bekliyordu. Acaba o neydi? Mehtap, akıllı ol. Samet sana demedi mi? Seni seviyorum dedi, sana aşığım dedi, sana tapıyorum dedi. Ne yapıyorsun ya? Ben de seviyorum onu ama olmuyor, anlaşamıyoruz. Anlamıyor musun? 20 yıldır benim arkadaşımsın. Lan! Bu adamı üzme. Lan! Eyvah, Ziya geliyor, kaçalım.
geldin Ziya. Selamün aleyküm lan. Aleyküm selam. Evet. Ne var ne yok? İyi valla, seni sormalı. Senden ne var ne yok? Ben dertliyim be Ziya. Ne oldu? Mehtap'la aramız açıldı. Hayırdır, neden? Ne bileyim, ben biraz sert davrandım kıza. Bozuldu. Ne? Nasıl affettireceğim kendim bilmiyorum. Evet. Oh. Gül mü göndersem, papatya mı göndersem, kapısına gidip şarkı mı söylesem, serenat mı yapsam, ne yapsam? Ziya akıl ver bana. Vallahi demin bir konuşmaya şahit oldum. Ama elçiye zevval olmaz. Ne konuşması? Senin kızı Volk ile konuşurken gördüm. Onlar arkadaş, konuşabilirler yani. Konuşma aynen şöyle geçti. Seni seviyorum dedi. Sana tapıyorum dedi. Sana aşığım dedi. Volki. Akıllı ol dedi. Yok canım. Vallahi billahi bak, yeminle Allah iki günümü önüme aksın. Konuşma aynen böyle geçti. Yani anlayacaksın. Senin kızı akşam simidi gibi çıtır çıtır çıtlıyorlar. Ne diyorsun Ziya? Vallahi billahi ha, evet. Allah'ım, ben neler düşünüyorum? Başka? Yıkıldım ben Ziya. Bak, yaptığın hareketlere dikkat edeceksin. Senin yüzünden adım ispiyoncuya çıktı. Gene benim için cinayet işlemeye kalkma. Yok canım, yok, yok. Kendine gel. Yok, ama senin kızı o daldan o dala, o kucaktan o kucağa götürüyorlar. Hadi bana müsaade. Kal saracaklar. Güle güle. Demek böyle ha? Vay be Volki. Ulan Volki, ben bunu senin yanına bırakır mıyım? Saat kaç? Daha erken. Bir saat sonra eve gelir. Sen bittin oğlum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ziya. Senin kızla beraber gidiyorlar. Bence hemen koşup yakalamanda fayda var. İyiye gitmiyorlar. Ben sana söyleyeyim, olay iyiye gitmiyor. Demek hemen. O zaman ben ufak ufak gitmeliyim, evet. Sen bittin oğlum. Sen bittin Volki. Kendine bir ahap bulmuş sarı bıyık diye. İnternete girer. Ben sarı bıyık, sarı bıyık. Lan seni kim ne yapsın lan? Annesi gibi çok kötü davrandı. Ya çok absolutely incredible marvelous'tu. Zekalı olandı yani, kafalı olandı. Çok pogo yaptık, stitch diving yaptık. O kadar pis herifti zaten. Ve karaktersizdi. Samet, ispiyoncu Ziya'nın gazıyla gaza gelip Volkan'dan intikam almaya karar vermişti. Ne haber lan? Ya ben sana demedim mi ya? Bana ne dediğini söylemedin mi ya? Seni seviyorum, sana aşığım, sana tapıyorum dedi. Anlamıyor musun? Lan, seni seviyorum. Demek sana... böyle he. Demek Ziya doğru söyledi. Sana aşığım, sana tapıyorum he. Ne diyorsun lan, Samet? Bana yapılır mı lan, arkadaşına nasıl yaptın bunu? Biz de seninle ilgili konuşuyorduk. Sen he, sen. Bana küstün bununla he. Saçmalama. Konuşma, geber ulan. Samet. Geber. Sen de geber. Ulan bu benim gibi adama yapılır mı be? Sana tapıyorum, seni seviyorum he. Alın işte geberdiniz. Sen de geberdin. Hepiniz. Ulan yine katil oldum. Ama namusumu kurtardım. Kalleşler. Öldünüz işte. Ah. Hoş geldin Ziya. Evet. Üçünü de öldürdüm. Başka? Başka yok. Üçü buradaydı. Ne yaptın be oğlum? Her hafta cinayet işliyorsun. Her hafta kendini mahpushanelere atıyorsun. Neden sen böyle psikolojik sorunlara girdin ya? Ziya, biliyorsun bana küsmüştü. En yakın arkadaşımla aldattı. Seni seviyorum dedi. Sana tapıyorum dedi, sana aşığım dedi diye senden bahsediyor. Ben düşününce anladım. Sen nasıl anlamadın?
Ziya yaktın ya beni. Hiç bana suç atma. Hiç. Ben sana konuşmayı birebir anlattım. Benim sözlerimde en ufak bir abartı, en ufak bir başka bir şey vurursan bana o zaman kızarsın. Ah Ziya, yaktın beni Ziya. Değer mi ya, değer mi şunun için? Yaktın. Şunu hareket ediyor, bunu bir daha vur. Hiç değmez bunlara, boş ver, canını sıkma. Bunu niye vurdun? Bilmiyorum. Neyse hadi, kal sağlıcakla. Sağ ol. Canını sıkma, ben ararım polisi. Sağ ol, ara. Hadi kendine iyi bak. Ha unutma da. Senden geçen 5 milyon borç aldıydım. Onun 20 olarak. Eyvallah. Bir 20'lik versene lan. Bir 20'lik var mı? Polise gideceğim. Taksi parası yok. Sağ ol. Bir zaman kimsenin kötülüğünü istemedim. Tanıdığım da bir şahsiyet değil. İğrenç bir insandı yani, anlatabiliyor muyum? Üzerine konuşmaya değmez. Vallahi başına gelenler kendi yaptıkları, belasını buldu. Hangi Samet, ne Samet'i? Ben de yalnız kaldım. O da hapse gitti. Bakalım ne olacak, Allah sonumuzu hayretsin. Ne Samet'i? Tanımam etmem ya. Samet hapiste. Mehtap öldü. Balki öldü. Korkut öldü. Ziya hala çok mutlu. Evet sayın seyirciler. Bu haftada kesit ötesinde dram dolu, acı dolu, ibret verici bir öyküye tanık olduk hep beraber. Haftaya yine aynı saatte, aynı kanalda sizlerle buluşmak dileğiyle. Neydi? O zaman sen bana şunu söyle, Rocky de mi? 3D. Rocky değil. Rambo da mı 3D? Rambo değil, hayır. Ama o da gidip Afgan ordusunu sildi. 400 bin kişiyi var mı böyle insan? Öyle insan. Var demek ki de mi? Yok, o da hayal ürünü, hikaye, senaryo. Sylvester Stallone böğrüne böğrüne yediği okları çıkartıp barutla yaktı. Yaktı filmde. Senin ona zaten şeyin yetmez. O gerçek değil ki. Gerçek o... tabii. Makyaj yaptılar ona orasına. Peki... Filmde adam öldürüyorlar ya. Onlar da mı sahte? Sahte tabii canım. Peki ben sana şu örneği vereyim. Sen Bruce Lee'yi tanıyor musun? Evet biliyorum Bruce Lee'yi. Tanıyorsun değil mi? Biliyorum. Onun oğlu var. Brandon Lee'yi biliyorum. Brandon Lee. Nasıl gitti? Kaza kurşununa gitti. Kaza kurşunu değil o. Film uğruna gitti. Film uğruna gider mi adam? Film uğruna gitti tabii. Filmde öldürüldü. Filmin senaryosunda öldürüldü. Adam öldü. Orada doluymuş, silah vurmuş herifi. Niye madem yalancı sinemada silah dolu? Sapık mı o sinemacılar? Madem yalan bir şey yapıyorlar, silah niye dolu? Hepsi öyle sinema ölüyor mu? Gerçektir. Hepsi öyle ölüyor Hepsi mu? Hepsi öyle ölüyor. Peki ben sana birkaç can alıcı soru sorayım da. Burada kenetler. Sorun. Tamam mı canım? Sorun. Jurassic Park'a geri dönelim. Oradaki o adamın adı neydi? Sam Neill. Sam Neill. Evet. Orada. O zaman Sam Neill da 3D. Olur mu canım, Sam Neill aktör. Olur mu canım, dinozorla koşuyor yan yana. Tamam, dinozoru yapıyorlar, Sam Neill. Aynı karedeler. Dangalak. Sinan Bey. Aynı karede, dinozoru buradan koşuyor, önünde Sam Neill koşuyor. Teknoloji onu yapıyor, birleştiriyorlar işte. Ya. Tabii. Seni niye birleştirmiyor öyle bir karaya? Ben niye senin bu Nemrut pis suratını görüyorum her gün program çekerken de? Nemrut sen pis değil, ben suratım. Çek, ben ayrı bir yerde çekeyim, birleştirmeyiz. Sinan Bey, bir şey bilmiyorsunuz, o konu hakkında atıp tutuyorsunuz. Ya 3D ne diyor, ne 3D ne? 3 boyutlu animasyon. Bak hala bilmiyorsun. Oğlum hocan gel. Kalksana ya. Kapıya bakayım. Merhaba hocam. Sana kaç kere söyledim oğlum? Hocan geldiğinde ayağa kalkacaksın. Aç önünü. Önünü aç. Sen kimsin oğlum? Ha? Kimsin? Ne sikim hocam? Volkanın itisin dedim sana. Yarın bir gün bir yerde bir hata yaptın da oğlum. Dizi hata yaptı demezler. Volkanın iti hata yaptı demez. Aç bunu, otur bakayım. Otur. Haklısın hocam. Merhaba Kuzey, merhaba Güney, merhaba yurdumun çalışanı. Merhaba Kuzey, merhaba Güney, merhaba yurdumun çalışanı. Oğlum.
Bugün seninle sitcom dram suratlarını çalışacağız. Sitcom yapacaksın. Yap bak. Ölümü yapalım oğlum. Ölümü söyledim ben sana. Şimdi Sumo Hoca benim hayal. Hocam. Hocam ne yaptım? Yine ne yaptım artık? Ne oldu bana çocuğum? Hocam uyuyordunuz, uyandırmadım kızıyorsunuz diye. Sen ne hatla benim rüyama girip bir de hoca olursun lan? Ne? Hı? Hocam. Oğlum benim rüyama nasıl girersin? Hocam ne yapayım? Çocuğum. Neyse neyse. Nasılsın? İyi. Kusura bakma uyuyakalmışım. Dün gece biraz yoruldum. Senin ex mi diyorsunuz, öyle diyorsunuz. Ex beni biraz yordu da. İnanır mısın bak bir tepsi baklava yedim. İki kavanoz pekmez içtim. Yedi tane keçi boynuzu yedim. Bir de şu şan fıstığı sarmaları var yeşil yeşil ufak. 70 tane de ondan götürdüm. Hocam kalpten gidersin. Üzerine ağzıma iki tane de bazem ezmesi attım. Damağıma yapıştırdım. Öyle uyudum yine de. Kız beni çok yordu. Eski ilişkinle ilgili konuşmuyorum prensip. Benim de yeni sevgilim var. Kafam çok rahat. Artık ben... Öyle mi? Kimmiş? Hocam tanınmış bir manken. Manken? Şimdi burada söylemeyeyim. Evet. Güzel. Bir sonraki derse getir. Tanışmak istiyorum. Hocam bu sefer o numaraya düşmem. Çocuğum. Dersten evvel kendisiyle oyunculuk üzerine konuşacağım. Hocam ben niyetinizi anladım. Cep telefonunu verir misin bana? Sonra vereyim hocam. Dersten sonra alacağım çocuğum. Baş. Tamam mı? Baş. Peki. Bugün uyumlu gördüm seni. Hocam pişiyorum. Aktör oluyorum. İyi güzel. Piş evet. Bakalım daha nereye pişeceksin. Evet. Sevgili Siener günaydın. Tünaydın mı demeliyiz bilmiyorum. Bugün yine oyunculuk derslerinde şey temrini yapalım bugün be. Sen çocuk oyununda oynadın mı hiç? Hayır hocam. Tamam, seni çocuk oyununa başlatacağım yavrum. Hocam sinema filminde... Bak sinema filmine hayır dedim. Çünkü daha erken. Hocam. Ama çocuk oyunu tam yerin. Hocam ne yapacağım, köpek tavşan mi olacağım? Tavşan olacaksın, avcıdan kaçacaksın. Bu kadar basit. Hocam yapma. Tamam mı evladım? Hocam maskaralık yaptım. Şimdi mi? Bugün sevgili Zener, Volkan arkadaşımız yani Nezih'in iti olarak tanınıyor. Tavşan olacak. Ben de avcı olacağım. Şimdi sen bir tavşansın. Benden kaçıyorsun. Ben seni kovalıyorum. Arkandan yavaş yavaş usulca geliyorum. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Kaçıyordum hocam. Kaçıyorsun çocuğum. Haberim olmaya... Neden kaçıyorum? Ama sen böyle benim her verdiğim temrine böyle laf edeceksen çocuğum olmaz. Sen kimsin evladım? Ahlaksız! Terbiyesiz! Utanmaz seni! Evet oyna tavşan. Oyna bakayım. Tavşan yap bana. En basit yoldan gitme yavrum. Bravo. Şahesler on numara. Biraz daha böyle şaşırmalı bir tavşan olması lazım. Yani böyle a-a-a-a onları kullan. Sitcom tabii. Onlar tiyatro tabii. Tamam. Çocuk oyunu sitcomdur yavrum. Evet. Bravo. Şahesler on numara. Şimdi çocuklar önünde. Ben arkandan geliyorum. Sen bir türlü beni fark edemeyeceksin. Çocuk oyununun böyle ufak trikleri vardır. Anladın mı? Evet. Başla bakalım sen şimdi. Oyna ben geliyorum. Beni görme yavrum. Benden kaçıyorsun beni görüyorsun. Nerede inandırıcı Shakespearean oyunculuk? Ama şaşırayım değil mi yine? Çocuklarla konuş. Evet arkadaşlar, bugünkü oyunumuzda ben kırlarda gezen bir tavşanım. Ve
arkadaşlar. Kırlarda kaçıyorum, oynuyorum gönlümce. Arkadaş bulmaya çalışıyorum. Arkanda! 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 Beni görme yavrum. Çocuk oyun bitti çocuk. O zaman evladım. Bu kadar emek, bu kadar çaba harcanıyor, oyunu bitirdin yavrum. Böyle yapacaksın. Nerede? Nerede? Arkanda! Arkanda! Nerede? Nerede? Arkanda! Arkanda! Ben göremiyorum. Nerede? Sağ tarafında. Aa burada yok. Sol tarafında. Aa burada da yok. Sağ tarafında. Aa burada da yok. You got it. You got it. I got it. Sinan Beyciğim, o gorilde, dinozorda, o Jaws'da bilmem ne hepsi 3D animasyon bunlar. Yok bilgisayarda ya. Yapılıyor. Tabii animasyon. Animasyon mu? Animasyon. Nedir animasyon? Ne animasyon? İşte o King Kong'u falan İşte o yaptıkları... demekle olmaz. Ben sana bir şey anlatayım mı? 3 boyutlu animasyon. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Söyle demekle olmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleyin işte. Söyle demekle olmaz. Ne demek söyle demek? Saçma sapan konuşma. Ne demek söyle demek? Saçma sapan konuşma demekle olmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sinan Bey çocukların tekrar etmesi sinirleri olmama. Sinirleniyorum demekle olmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sinan Bey! Efendim demekle olmaz. Söyleyin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çık dışarı be. Böyle söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmem ne. Saçma sapan konuşuyorsun. Yine başka yerlere gittin. Tartışma yapacaksan yap. Kendi fikrini söyleyeceksen söyle. Dostum arkadaşlar. Rahatla relax. Ben rahatım, yaslanıyorum artık. Rahatla, arkana relax. Gayet rahatım. Rahatla. Siz rahat değilsiniz. Arkana yaslan. Yaslandım işte. Rahatla. Yaslan arkana. Relax. Rahatla. Koy kafanı geri. Kafa gözünü. Çocukluğuna dön. Neler yaşadın? Anlat bana. Anlat lan. Şey diyeyim, denizde yüzüyorum. Denizde mi? Hı. Nasıl bir deniz? Böyle dalgasız. Kayık var mı? Kayık var. Güzel bir kayık mı? Çok güzel kayık. İçinde misin? Çıkamıyorum kayığa. Neden? Amcan mı var orada? Hı. Ne yapıyor amcan sana? Kürekle vuruyor. Amcan sana nereye vuruyor? Topama vuruyor. Canım mı acıyor? Kızıyor musun? Ağlıyorum ben. Ağlıyor musun? Niye ağlıyorsun? Kötü davranıyorlar. Kötü mü davranıyorlar? Hı. Sana? Hı. Neden kötü davranıyorlar sana? Bilmiyorum. Sen yaramazlık mı yaptın? Herhalde yaramazlık yaptım. Aferin bunu da yaramazlığı gör. Sapık sapık konuşup programda annem ben yaramazlık yap. Çık lan. Git lan. Git lan dışarı. Git lan dışarı. Türkiye'nin en görkemli haber fonu, Türkiye'nin en görkemli haber müziği ve Türkiye'nin en görkemli ekremeni ben Engin Cunlar ile gece yarısı haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın. Sıradaki garipliğimiz İstanbul'dan. İstanbul'da Tarık Dereköylü adlı vatandaşımız burun mukozasından yapıştırıcı yapmak suretiyle büyük bir müteşebbislik girişiminde bulunmuş. Evet, yanlış duymadınız sevgili izleyenler. Tarık Dereköylü adlı vatandaşımız burun mukozasından yapıştırıcı yapıyormuş. Şimdi bu pislik, bu iğrenç, bu çirkin görüntüleri tüm Türkiye'ye ibret olsun diye ekranlarınıza getiriyoruz. Sayın seyirciler, arkamda gördüğünüz laboratuvarda insan burun salgısından yani sümükten çok güçlü yapıştırıcılar elde ediliyor. Ve bu fikrin ve bu laboratuvarın sahibi Sayın Tarık Dereköylü ile birlikteyiz. Tarık Bey, bu buluşu nasıl aklınıza geldi? Nasıl buldunuz? Şimdi şöyle anlatmak gerekiyor. Ben 1967 yılında eşimle beraber bir devlet dairesinde memur olarak çalışıyordum. Aslen memursunuz. Kendim memur olarak. Şimdi görev başındayken nasıl anlatayım? Sürekli bir burun karıştırma oluyordu. Şikayet geldi. Yani... burunu neden böyle karıştırıyor, ne kadar çirkin bir iş diye bir şikayet almam sonrasında bankadan atıldım.
bankadan atılmamla beraber evde hanım, çocuklar, çünkü biz aile olarak düşkünüz. Burun nahiyesin. Farkındayım. Karıştırırız. Şey oluyor. Çok özür dilerim. Önemli değil. Evet, işsiz kaldınız ve sonra... Çok özür dilerim, pardon. Çocuklar, peçete evet. Bunu da al, bunun içine kat. Sümük boşa gitmesin. Efendime söyleyeyim, evde sürekli... İyisin. İyiyim, iyiyim. Evde sürekli... Şaşırdım ben. Biz... Eşim, çocuklarım, ben sürekli bir sümük burun karıştırıp dışarı çıkartıyorduk. Bunlardan bir yapıştırıcı olabilir mi diye. Çünkü ben bankadaki işleri de mesela iki dosya kağıdı birbirine yapıştırıp sümükten hallederdim. Durumu bankanın şey demir başları eksilmesin diye. Bunu yapabilir miyiz diye düşüncesiyle hepimiz vücudumuzdan çıkarabildiğimiz kadar sümük çıkarttık bir gün boyunca. Bir gün boyunca ne kadar çıkar ki? 1,5-2 litre çıkıyor insan vücudundan, mukoza olarak dışarı atılan şey. Bunlarla yapıştırıcı yapabilir miyiz adına bir çalışmaya girdik ve hakikaten de çok başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Saf olarak mı kullanıyorsunuz yoksa bir işlemden geçiyor mu? Efendi, öncelikle burundan çık... Pardon. Öncelikle... Yok, şey yapma. Panik yapma canım. Yani, evet. Öncelikle burundan çıkan salgıya halk arasında sümük, bilimsel dilde bizim yaptığımız olayda da burun mukozası deniyor. Şimdi nedir mukoza? Mukoza insanın vücudundan çıkan en büyük yapıştırıcılardan biri. Hatırlar mısın hepimiz ilkokuldayken arı maya silgileri vardı. Minik, evet, evet, renkli renk, kokusuyla hayran olurduk. Evet. Onları da ben imal ediyordum o dönem. O dönemde. Tabii. Burun mukozasıdır onun da aslı. O silgiler sümükten mi imal ediyordu? Tabii ki benim sümüklerim hepsi. Türkiye'miz fındık üretiminde birinci, mukoz üretiminde ikincidir. Gerçekten bilmiyorum. Bakın biz hani görüyorsun ya bir füze atılıyor Nevada'dan 3-2-1 çıktı yukarıda ayrışıyor. Hatırladınız mı? Evet tabii. O ayrışmanın bir de yapışması vardır atmosfer katında. Yapışan atmosfer katındaki mukoza benim mukoza. Sizin ürettiğiniz. Tabii ki. Bakınız, burada CD'lerimiz, Amerika'nın en büyük yazılım şirketlerinden Transit Medya tarafından üretildi. Ve bu CD'lerin içerisinde vücuttan nasıl mukoz elde edildi? Bak, iki tane tahta daha, bunları bugün öğlen mukozaladık. Dene, açmayı dene. Açamazsın. Gerçekten harika ama çok açamazsın. Kötü kokuyor yalnız. Evet. Yani. Mukoza da kalite kalite. Şimdi bak, insandan aynı kalitede çıkmıyor. Tabii mesela Ege bölgesinin mukozası ayrıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesinden elde edilen mukoza ayrıdır. Niye ayrı ki? Yedikleri farklı, insan bu. Bizim Ege'de genelde zebzeydi, efendime söyleyeyim zeytinyağlıydı filan. İnsanın mukozası ot gibi yeşil çıkar, tatsız. Ama Adana yöresine git. Doğu Anadolu yöresine git. Kebabı yemekten, kuyruk yağı yemekten bir mukoza çıkıyor. Mesela Volkan arkadaşımız Gaziantep'lidir. Bakın çıkan mukoza... O yüzden başarılı. Bak, çıkan mukozaya bakın. Birinci kalite ya. Çıkan mukoza hiçbir işlemden geçmiyor mu direkt? Geçiyor efendim. Bakınız. Nasıldır o? Çıkan mukoza bir tarifi var. Bunu biz genelde paylaşmıyoruz ama seninle paylaşabilirim. Gel. Lütfen. Gerçekten çok ilginç. Hiç aklına gelir mi? Hiç aklıma gelmezdi. Yani ama şimdi ben bu bilgiyi değerlendirip size rakip bir laboratuvar açsam. Yok, ben tabii asıl maddeyi söylemedim. Bakın, jöle kıvamında mukoza herkesin vücudundan çıkar. Ama Volkan arkadaşımızın vücudundan çıkan mukoza sarı, daha saydam, daha akışkan ve tam 4 kat daha fazla yapıştırıcı özelliği olan mukoza. Bu arkadaşımızın adı Musa. Hı hı. Başlarda çok azdı mukozası. 7 aydır nezle kendisi, grip. Evet, burası bir soğuk. Ben de üşümeye başladım. Niye soğuk bu kadar? Şimdi bu insanlar üretimde üşümek zorundalar. Çünkü üşeyince, grip olunca vücut mukoza salgılar. O yüzden burasını yaklaşık 2 derecede tutuyoruz yaz kış. Geceleri saat 2'den sonra burayı -18 alıyorum. O zaman mukoza üretimi bir artıyor. Bakıyorum, bazıları nezle grip gerçekten her tarafta. Bizim için zaten nezle olması önemli.
Anladım. Bu arkadaşların hepsi hasta. Nasılsınız çocuklar? Sağ olun efendim. İlaçlarınızı almıyorsunuz değil mi? Hepiniz gripsiniz değil mi? Ben gripim Batu. Sen? Memnun musun çalışma şartından? Bir isteğiniz var mı bakalım çocuklar? Bu arkadaş Karadenizli. Bunun burnu dünyada tek. Bu arkadaşın burnundan salgılanan mukoza sadece ve sadece uzay sanayinde kullanılabiliyor. Ama Volkan'ınki çok amaçlı. Çok amaçlı. Yani Silgi'de yapılıyor, Uhud'da yapılıyor. Pulun arkasına da, o pulda yaladığınız şey var ya. O da mı o bundan yapılıyor? Bunun mukozası da. Teşekkür ederiz bu röportaj için. Tekrar... Elimde şey var, hop tuttum. Evet. Tarif Bey. Evet, demiştim yapıştırdı. Bu en kalitelisinden herhalde. Evet. Çıkmaz. Tarif Bey ama açılmaz. Şaka değil lütfen. Yani bir, sizin vardır başka bir ürününüz bunu çıkarmak için. Henüz bulunamadı. Ben henüz böyle mi kalacağım? Bulacağım ama yakında bulacağım. O zaman ne yapacağız? Şaka şaka korkma. Tükürükten çıkmıyor. Tükürükten. 4-5 saat bekleyeceğiz. Birazcık kuruyunca tükürecek dedikten sonra çalacak. 5 saat bekleyecek miyiz? Sen hazır bana yapışmışken gel burada başla. Nasıl? Çalışmaya? Evet. Ama benden çıkar mı? Kaç para alıyorsun? Ya az alıyorum ben aslında. Kaç? 7, 8. 5 katını veriyorum. 5 katını? 5 katı. O zaman ben bir deneme için... Gel otur. Ver mikrofonu. Buyurun. Siz arkadaşlar gidebilirsiniz. Al abi siz gidebilirsiniz. Ben sana hem otururken işi de öğretirim. Tamam. Gel böyle. Çık. Merhabalar. Hemen arkadaşa verelim bir pipet mukoza. Sümkür bakın. Dehşet verici, ibret verici, çirkinlikte olan bu görüntüleri ben ve bütün Türk kamuoyu ekranların huzurunda ve siz seyircilerimizin önünde kınıyoruz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, şimdi bizim ekranlarımıza bu çirkinlikleri, bu iğrençlikleri yansıtmamıza sebep olan Tarık Dereköylü'yü canlı yayına bağlıyorum. Hamdi bağla buraya. Hamdi. Buraya Tarık Dereköylü bağla. Bağla mı Hamdi? Donuk resim olsun. Telefonda da olmasın. Tamam mı Hamdi? Bana bak Tarık. Tarık. Ne pis adamsın sen. Ne pis ne çirkin adamsın. Burnundan çıkardığın şeyi oraya getirmişsin de yapıştırıcı diye 99 kişiyi burnunu karıştırıyorsun pis pis be. Hepimizin midesi kalktı yemekten sonra şey yaptık. Terbiyesiz. Başka şey bulamadın mı yapıştırıcı yapacak. Çoluk var çocuk var bunu izleyen ya. Burnunu karıştırıyorsunuz 99 kişi karıştırıyorsunuz yan yana. Ne biçim müteşebbis sana izin veren insanların aklından şüphe etmek lazım. Terbiyesizlik yapma. Tamam cevap verme bana. Çık git. Al bunu Hamdi buradan. Al bunu Hamdi buradan cevap vermeden. Aldın mı Hamdi? Sevgili izleyenler, gerçekten de insanın bu ülkede en krimen olarak vicdanı ve dimağı dayanmıyor. Evet. Hamdi, bu şey Metin Tok. Nerede bu Metin Tok? Nerede? Bilmiyor musun Hamdi? Bilmiyor musun? Koy kendi resmini buraya. Hamdi kendi resmini koy buraya. Koy buraya Hamdi kendi resmini. Utan! Hamdi! Hamdi seni Hamdi. Vah ki ne ha. Sen görüntü yönetmenisin de daha Metin Tok'un nereye bağlandığını bilmiyorsun. Canlı yayını buradan yürütüyorsun. Pis adam. Al Hamdi kendini. Evet sevgili izleyenler bundan sonra böyle. Benim canımı sıkanı ekranda sol yaremi alıp azarlarım haberiniz ola. Evet. Bağla Hamdi Metin'i buraya. Bağladın mı Hamdi? Metin burada mı? Metin! Metinciğim iyi akşamlar sevgili kardeşim. Neredesin şu anda sen? Metin beni duyabiliyor musun? Bao 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 bao. Kimselerin gelmediği, gelip de belki de göremediği, görüp de belki de sevemediği, anlayamadığı, oynayamadığı Euroleague'deyiz bu hafta. Euroleague'i gezerken gözümüze küçük LeBron James takıldı. Küçük LeBron, 2 basketbol potası, 3 basketbol topu, 7 annesi ve 12 ninesiyle bir göz odada
yaşam mücadelesi veriyordu. Şimdi küçük LeBron'la konuşacağız. Evet. Allah Allah. Küçük LeBron. Allah Allah. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun peki? 8. Peki, bize bir şarkı söyler misin? Tabii. Even myself don't want you. Even nothing got in my only you. I want me to see you, give me the time. It's known. Durum, durum. Kadın severim, entrikası bol. Yemek severim, salçası Allah bol. Allah Allah, Allah Allah. İnsan Allah, severim, Allah, Allah, sevgisi Allah, bol. Ya. Allah ne Allah güzel ya. Şeysin sen. Sevgili Zeynep, ben böyle bir rezalet görmedim Hamdi ya. Teşekkür Hamdi, al bu metni, Hamdi al bu metni buradan. Al bu metni buradan Hamdi. Aldın mı bu metni buradan Hamdi? Aldın mı? Sevgili Zeynep, gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın. Gün geçmiyor ki... Biz bu gariplikleri ekrana getirmeyelim. Sevgili izleyenler, gelecek hafta yine sizlerle bu gariplikleri görüşmek üzere. Hepinize esenlik dolu günler dilerim. Beni duyuyorsanız mutluluğu bulun. Hamdi, buraya da bir yakın kamerası istiyorum. Lütfen. Al benim ışığım buradan. Merhaba sinema sever. Mahmut Paşa'dan VCD'ye programında tekrar birlikteyiz. Sinema VCD'den izlenir sloganıyla hep beraberiz. Mesela Tarantino. Tarantino son filminde Uma Thurman'ın yüzünü çok fazla göstermiyor. Evet, Jack Nicholson'dan bahsetmek isterim. O Shining'deki o halleri. O Woody Allen'in anası gibi tavana koyup ondan konuşması. O Charlie Chaplin'in o mimikleri sessiz sedasız. Gerçek sanat budur diye düşünüyorum. Yine bir korku filmi Gen. Yönetmenliğini komedyen Şahan Gökbakar'ın torpilli kardeşi Togan Gökbakar'ın yaptı. Hırçın çocuk, dahi insan 21 yaşındaki Sübiyan yönetmen yeni bir filme başlamış. Adı Gen. Filmin içinde etkileyici oyunculukların bulunduğu kulaktan kulağa kulislerde konuşulurken Melisa Doğan'ın filmi taşıyan ak oyunculuğuyla ve Doğa Rutkay'ın tamamlayıcı oyunculuğuyla film izlenesi bir kıvamda. Detox'tan çalıntı, Sylvester Stallone'nin filminden bir alıntı var. Filmin girişi helikopter sahnesi organize işlerden çalıntı. Yani aşikar, bunlar konuşmaya gerek yok. Filmin belli yerleri işte, efendime söyleyeyim, Hababam sınıfı etkileri görülüyor. Bunun dışında Hacivat Karagöz diyelim. Sinemanın hırçın yönetmeni, Beyaz Perde'nin delikanlı çocuğu, dahi yönetmen Ezel Akay diyoruz. Bıyıkları bana benzer, kafası gel. Büyük bir proje, Hacivat Karagöz neden öldürüldü diye bir proje. Ülkemizin geçmiş dönemlerdeki tarihine yolculuk yapıyoruz. Bir de bakıyoruz ki ülkemizde Amazonlar yaşamış. Etkileyici bir film. Kostümleri yanlış giydirilmiş. Neyse. Yani Hacivat'ın yine Karagöz'ün Hacivat. Böyle olmamıştım. Evet. İlginç bir film. İlginç diyaloglar var. Mesela filmde şöyle... Film zaten baştan sona ilginç diyalog arkadaşım.
film hemicin ne edin? Hocamın geldin mi? Karakucun hemicin ne kesin? Ben kendim bildim bileli hemicin bugün gidip böyle gidiyor film. Anlıyorsun ama böyle bir süre sonra kulak alışıyor. Brokeback Mountain. Ben telaffuzu zor diye kendi visitlerin üzerine kovboylar olarak yazdırdım. Hem filmin içeriğini daha rahat anlaşılıyor hem de daha iyi. Bir tane bir oğlan var. Başka filmlerden de araştık. Böyle kaşlar yukarı doğru. O da arabaya dayanıyor. İşte senden hoşlanıyorum. Kendimi hiç böyle görmüyorum. Atla bunlar bir yere gidiyorlar. Tabii ortam çöl. Kızılderileri dedim işte. Kadın yok ortada. Bunlar birbirlerini gömülüyorlar. Kobe dediğin adam mert delikanlı olur. Bunlar affedersin şerefsiz bunlar. Şerefsiz bunlar. Yani filmin akışı içerisinde de baştan sona pek anlatamıyorlar sana bunu. Sonunda bir çakıyor kardeşim. Ana diyorsun benim severek gönülden hakikaten iyi aile çocuğu diye baktığım adam demek ki burada gösteriyorum hareketi böyleymiş. Yani çok şaşırıyorsun ve gerçekten de hayal kırıklığı kapat. Oscar'ı da alamadı. İyi de oldu. Bunlara müstahak. Evet sevgili izleyenler. Sanat yabanıl bir şeydir. İnsan içine ve gönlüne hissetmesi lazım. Buradan Çağınır Mağa sevgiler. Kendinize iyi bakın. Sinema VCD'de izlenir. Bağlı mı Hamdi burada? Ne oldu hareketler? Çek bir daha resmini çocuğum hadi. Yani anlayacağın senin... Arkadaş dedik ben. Abi onu bir daha alalım. Volkan'dan intikam almaya karar. Samet, sen mi? Bakın, 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 bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Gazetelerde boy boy fotoğrafları afiş edildiler. Kılcal abi. Aman Allah!